我相信，在我们共同的努力上，中国同阿塞拜疆以及今天到会的其他国家的经贸合作伙伴的合作，未来一定更美好。谢谢各位。 Teşekkür ederim İstenci'nin. Çok güzel malumatlar verdiniz. Bizim bugün bu zalda bulunan Çin heyetinin bulunduğu bölgenin yıllık eksportunun miktarının 634 milyar dolar olduğunu beyan ettiniz. Bu da bizi sevindirdi. Teşekkür ederim. Bize yardımlarını hiçbir zaman esirgememiş konferansın birinci gününden hem fikren maneven desteklerini esirgememiş Türkiye'nin Azerbaycan'daki Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç. Buyurun efendim. Çok. Çok teşekkür ederim. Sayın Şamai İcracı Başçısı, Sayın Nazır Muavinleri, Sayın Milletvekillerim, saygıdeğer iş adamları, muhterem konaklar. Hepinizi saygıyla selamlar. Konferansın başarılı geçmesini dilerim. Bu arada değerli dostum, Kafkaslar Şeyhül İslam'ı, Allah şükür Paşazade dostumu selamlamadan geçemem. Onu da selamlarımı sunarım şahsına da. Şehir girişinde bizi bir Türk şehitliğinin karşıladığı güzel Şamahı reyonunda böylesine önemli bir konferansa iştirak etmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'den Iğdır şehrinin Şamayla kardeş şehir olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu konferansın özellikle Türk iş adamları için taşıdığı anlam ve önem iyi anlaşılabilmektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2003 yılında göreve başlamasından sonra Türk dünyasının liderlerinden Ulu Önder Haydar Aliyev'in başlattığı kalkınma hamlesini sürdürmüş. Bu sayede Azerbaycan'ın Kafkaslardaki en istikrarlı ülke olma özelliğini iyice kuvvetlenmiş. Böylece Türk ve yabancı iş adamlarının Azerbaycan'a duydukları ilgi ve destek giderek artmıştır. Azerbaycan ekonomik alanda geçiş süreci yaşayan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dikkate değer olumlu gelişmeler elde etmiş bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse kardeş Azerbaycan'ın ekonomisi son dört yılda %100 oranında büyümüş olup bu büyüme hızının önümüzdeki yıllarda da sürmesi beklenmektedir. 2007 yılında Azerbaycan'ın büyüme oranı %25 iken diğer bölge ülkelerinin büyüme ortalaması %7,5 olarak gerçekleşmiştir. Azerbaycan'daki kayda değer ekonomik gelişmelerin makroekonomik istikrarın sürekli gaz ettiği bir ortamda devam ettiği görülmektedir. 2007 yılında Azerbaycan'ın dış ticaret hacmi 12 milyar dolar olmuştur. Bu rakam 1995 yılındaki hacmin yaklaşık 10 katı kadardır. Enerji dışı sektörlerin daha da gelişmesiyle birlikte bu ticaret hacminin büyük bir hızla artacağına olan inancımız tamdır. Azerbaycan çok yakın gelecekte bölgedeki rolünü daha da geliştirecek ve siyasi ekonomik istikrarının verdiği güçle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin en önemli ticari ortaklarından biri haline gelecek ve Kafkasların İsviçre'si olacaktır. Azerbaycan 2008 yılının ilk 4 ayında 107 ülke ile ithalat ihracat gerçekleştirmiştir. Bu dış ticaret münasebetleri kardeş Azerbaycan'ın dünya ekonomisiyle bütünleşmekte olduğunu göstermektedir. Azerbaycan'ın muhtelif şehirlerinde çeşitli vesilelerle düzenlenen uluslararası konferanslar, seminerler Azerbaycan ekonomisinin büyük bir hızla geliştiğini ve hızla dünyaya açıldığını kanıtlamaktadır. Bu cümleden olmak üzere Azerbaycan'ın dünya ticaret örgütüne katılma yolunda
yürüttüğü çalışmalar takdire şayandır. Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduğunda Azerbaycan ekonomisi daha da güçlenecek ve dünyanın diğer büyük ülkeleriyle rekabet edecek bir konuma yükselecektir. Sayın Şamahı İcra Başçısı, Sayın Nazir Muavinleri, muhterem milletvekillerim, saygıdeğer iş adamları, muhterem konaklar. İki dost ve kardeş ülke olarak Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkileri her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da hızla gelişmekte ve derinleşmektedir. 2007 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 1 milyar 680 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Türkiye ticaret hacmi bakımından Azerbaycan'ın birinci ticaret ortağı haline gelmiştir. Amacımız sürekli gelişmekte olan ekonomik ilişkilerimizin mevcut rakamların çok üzerine çıkarılmasıdır. Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticarette petrol ve doğalgaz önemli bir pay tutmaktadır. Oysa ekonomik ilişkilerimiz petrol ve doğalgaz sektörleriyle sınırlı kalmamalıdır. İki ülkenin iş adamları ekonominin hemen her alanında ticari ilişkiler tesis etmelidirler. Azerbaycan ile Türkiye arasında sıkı ekonomik bağların pekiştirilmesi için uygun siyasi ve hukuki altyapı ve ön koşullar mevcuttur. Nitekim yapısal özellikler, coğrafi devamlılık ve milli manevi değerler itibariyle iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu söylenebilir. Azerbaycan'da Türk müteşebbisleri özellikle petrol ve doğalgaz dışı alanlarda önemli bir etkinliğe sahiptirler. Dost ve kardeş Azerbaycan, Türk iş adamlarının gerek yatırım, gerek ticari faaliyet bakımından en fazla tercih ettikleri ülkelerdendir. Bu cümleden olarak Azerbaycan'da Türk sermayesine sahip ve faal durumdaki 600 civarında Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen yatırımların değeri yaklaşık 3 milyar dolar civarındadır. Azerbaycan'daki yabancı yatırımlar arasında enerji dışı sektörlerde Türk firmaları birinci sıraya sahiptir. Azerbaycan'da Türk sermayeli yatırımlar enerji sektörüyle birlikte 6 milyar dolar civarındadır. Türk şirketleri 50 bini aşkın Azerbaycan vatandaşına iş imkanı sunmaktadır. Bu yatırımlar Ulu Önder Haydar Aliyev'in ifadesiyle bir millet, iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğinin en somut göstergesidir. Bu bağlamda Azerbaycan'ın ekonomik kalkınma yönünde attığı adımları ve yabancı yatırımlara daha elverişli bir ortam sağlamak amacıyla aldığı tedbirleri takdirle izliyoruz. Türk firmalarının Azerbaycan'ın her alanda kalkınmasına katkıda bulunmaya ve belirlenen yatırım projelerini hayata geçirmeye her zaman hazır ve istekli olduklarını özellikle belirtmek isterim. Öte yandan Azerbaycan yurttaşlarının da kendilerini öz vatanlarında hissettikleri Türkiye'de yaptıkları yatırımların artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı yatırımların ülkeler arasındaki sıkı işbirliğinin sonucu olduğundan kuşku duymuyoruz. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOKAR'ın son zamanlarda gerçekleştirdiği yatırımlar bu bakımdan özellikle önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanı Aliyev'in serencamlarına istinaden 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlayan tek pencere sisteminin yatırımcılarımız ve yabancı yatırımcılar için elverişli koşullar yarattığını söyleyebilirim. Şirket kuruluşlarında karşılaşılan bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesi amacını güden bu sistem sayesinde sadece Vergiler Bakanı ile muhatap olunmak suretiyle şirket kuruluş işlemleri tamamlanabilmektedir. Bu sistem ayrıca daha önce ortalama 72 günde kurulan bir şirketin
bugün yalnızca 3 gün içerisinde kurulup tescil edilebilmesi imkanı sunmaktadır. Saygıdeğer konferans iştirakçıları, bu yıl birincisi düzenlemekte olan bu konferansın gelecek senelerde de geleneksel hale gelerek devam etmesi ticari ilişkilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu sayede Türk, Azeri ve diğer ülkelerin iş adamları bir araya gelerek iş görüşmeleri yapma ve ticari alakaları çeşitlendirme amacıyla müzakerelerde bulunma imkanını elde edebileceklerdir. Katılımcı ülkelerin ekonomik menfaatlerini aynı anda hizmet etme fırsatını yakalayabileceklerdir. Bu vesileyle bu güzel olduğu kadar yararlı, ayrıca zor organizasyonu gerçekleştiren Evsen grubuna, grup sahibi, son derece başarılı, gurur duyduğumuz Sayın Ali Evsen'e, organizasyona destek veren ve Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Fonu'na teşekkür eder, tebriklerimi sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha selamlıyor, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Çok güzel konuşmanıza göre. Yine komşu, dost, bir başka kardeş ülke, hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen şirketimizin önemli faaliyet növlerinden otomotiv sektörüne çok büyük desteğini her zaman gördüğümüz İran İslam Respublikası Cenab-ı Sefirine teşekkür ederim. O da burada iştirak ediyor. O her zaman bize kaygıyla yanaşıp ve her zaman da desteğini esirgemeyir. İndi sözü İran Ticaret İnkişaf Departmanı'nın sediri Cenab Gazanferi. Buyurun. Thank you very much. Dear Chief, Deputy Ministers, Ambassadors, Businessmen, press representatives, ladies and gentlemen, on behalf of Iranian delegation, firstly, I would thanks for warm hospitality of Azerbaijan government, people and companies, special Evsen company. Thank you very much. I also should welcome Mr. Sheikhul Islam. Actually, we are so happy that here that about the growth and stability of Azerbaijan economy, and we hope to grow more faster. Actually, I provided a brief story regarding Iran economy, but it seems unfortunately the PowerPoint cannot be represented on the slide. Let me just give you a statistic regarding our trade between Iran and Azerbaijan. Our total trade is about $1 billion, and fortunately the growth rate is so good. Regarding Iran economy, just let me say Iran with about 70 million population has a GDP of about $500 billion. That include about $139 billion total trade. That our import is about $50 billion and our export is about $90 billion. That's 77% is crude oil and gas, and 23% of that is non-oil export.
So in this regard, Iran has extraordinary expansion and investment potentials in the fields of oil, gas, petrochemicals, mines, industry, agriculture, and service sector. Let me just say, Iran ranks fourth on diversity of agriculture products in the world. And also, Iran is the second producer of oil and gas. Iran holds fourth to ninth rank in the production of zinc, lead, cobalt, aluminium, magnesium, copper in the world. And about 300 techno-engineering projects have been executed in about 35 countries by Iranian companies over the last 10 years. And as Your Excellency say, the Iran car manufacturer is one of them in Azerbaijan. Let me just give you some explanation about our import products. Iran industrial commodities make up about 70% of our non-oil export, and import structure consists of 20% capital, 60% intermediated, and 20% consumer goods. So Iran is one of the, big opportunity to accept foreign investment. Also, Iran holds the seventh standing in tourist attraction, however, has little share in the trade of world tourism. Regarding our potential export products and service, just let me explain a little bit regarding our agriculture sector, agriculture and poultry, husbandry, fisheries product. In industry sectors, a number of areas have been started already and are ready to export their products, for example, food and beverage, textile and leather, chemical products, plastic, iron, steel, refined petrochemical products, and so on. In mine sector, we have got metal mines and non-metal mines. Those are ready to be assigned to the private sector from Iranian or non-Iranian investor. And also in service sector, there is a good opportunity for investing to tourism, technical and engineering, financial and banking, information technology, healthcare, and so on. According to FAO, the principal structure of the world agriculture product is composed of 66 different products, and Iran is among the top 10 countries producing 15 types of these products in the world. So as a conclusion, Iran ranks fourth on the diversity of agricultural products in the world. I want just to say it's a good opportunity for investing in the agriculture sector to build up factories for processing and packaging Iranian agricultural products, because we have got four season products, and it's very nice because sometimes in one time, one place is hot, one place is cold, one place raining, one place is shining, different continental climate in Iran and different type of climates. And about 12,000 different species of plant, an average number of sunny days, 300 days. For example, in some item, Iran ranked one in the world. In saffron, in pistachio, in berries, also in second and third in the world, for example, in cherries, in dates, and some other agricultural products. In mineral reserves, Iran has very good rank. It's again less than 10 around the world, in perlite, in natural gas, in oil, in zinc, lead, cobalt,
manganese, as I say already, and copper and some of them. And these are based on Article 44 of Iranian Constitution. Now Iran is ready to invest by private sector or all of them. Doesn't matter, it's Iranian one and foreign. But Iran government guarantee all kind of foreign investment in Iran. Not only the capital, but the profit of that capital will be guaranteed by Iranian government. Let me explain a little bit regarding our capability for technical and engineering services that Iran doing outside in dams, tunnel, bridges, irrigation, power lines, power plant, electronic industry and information technology, telecommunication equipment, industrial factories and installation, machinery design and refining equipment. As I say, Iran already exported this kind of services to 35 countries around the world, and Azerbaijan is one sample in this regard. Our foreign trade grew fast, and the total non-oil export just last year was $21 billion, comparing to our import that was about $50 billion. Our export growing 20% per year, and our import is growing about 10 to 60% per year. Our export perspective, it's non-oil export perspective, it's including industry sector, agricultural sector. For example, in industry sector is 40%. Agricultural sector also 4%. Mine sector, 1%. And carpet and handicraft, it's about 1%. Excuse me, just let me explain a little bit more. It's our industry sector is 69%, agricultural sector is 13%, mine sector is 5%, carpet and handicraft 3%, and other is 10%. For example, last year, our total non-oil export was $21 billion, that's including $14 billion in industry, $4 billion in agriculture, $1 billion in mine sector, and some other, if you want. Again, as I say, from for $50 billion our import, 20% it's capital, 60% intermediate commodities, and 20% consumer products. So it means our main import is including capital and intermediate products. Let me just finalize regarding our free zones, free economic zone in Iran. We have got 6 free trade industrial zones and 90 special economic zone. There are very, encouraging rule and regulation about these zones, and they are very, profitable places for investment for foreign and Iranian people as well, because a number of infrastructure facilities have been ready already and can be assigned to the people to ask to investment. And as I say already, the Iranian government guarantee the capital and the profit of that capital for people that invest as a FDI in Iran. Let me just conclude by wishing all you success. Thank you very much. Çok sağ olun Cenab Gazanferi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın adından değerli dostumuz Şaban Dişli Beyefendi, Genel Başkan Yardımcısı.
Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Büyükelçiler, çok değerli katılımcılar, sevgili konuklar. Öncelikle Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına selam, sevgi ve saygılarını getirdim, iletmek isterim. Bu platformda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtiyor. Hepinize şahsım adına ben de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zamanlaması açısından da son derece önemli toplantıyı düzenleyen Evsen Şirketler Grubu ve onun değerli başkanı Ali Evsen ve Azerbaycan hükümetine teşekkür ediyorum. Tarihsel, kültürel, insani bağlar ve ortak dile dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Azerbaycan'ın çoğulcu demokrasi ve pazar ekonomisine geçişiyle birlikte daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Egemen, eşitlik ve karşılıklı saygı temeline dayanan ilişkilerimiz sadece siyasi alanda değil, güvenlik, ulaştırma, telekomünikasyon gibi alanlarda da gelişimini sürdürmektedir. Kısaca büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in tanımıyla tek millet, iki devlet olarak ilişkilerimiz her alanda başarıyla devam ediyor. Sayın Büyükelçimiz, Türk-Azerbaycan ilişkilerini rakamlarla da detaylandırdığı için bu konuyu tekrarlamak istemiyorum. Ama sağlam bir ekonomik politikayla iktisadi güven tesis edilince ve iktisadi güven de siyasi istikrardan beslenmeye devam ettikçe yatırımlar akmaya başlar, dış ticaret gelişir ve ülke ekonomisi ilerleme kaydeder. Aynen Azerbaycan'da olduğu gibi. Azerbaycan'ın uyguladığı makroekonomik politika ve iktisadi gelişimiyle bölgesinde iyi bir örnek ülke konumuna gelmiştir. Azerbaycan'ın uluslararası yatırımları gerek bölgeden, gerekse küresel ölçekte dünyanın diğer ülkelerinden çekebilmesi için güçlü bir ekonomik yapı, bu ekonomik yapının tezahürü olan güven ve bu güvenin beslediği siyasi istikrar oluşmuştur ve devam etmektedir. Ben de bu duygu ve düşüncelerimle hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyor. Bu konferansın yepyeni ufuklar açması temennisiyle teşekkürlerimi sunuyorum davetiniz için de. Çok teşekkür ederim Şaban Bey. Hem Sayın Başbakanımıza ve diğer değerli dostlarımıza, konferans iştirakçılarından selamlarımızı ve saygılarımızı iletmenizi isteriz inşallah. Teşekkür ederim. Irak bu kadar problemlerine bakmayarak bizim konferansımızda önemli bir delegasyonla, delegeyle iştirak eder. Ticaret numayendeleri ve sanayi numayendeleri. Ben Irak hükümeti adından konuşmayı, Irak'ın Azerbaycan'daki sefiri, dostumuz Sayın Ömer İsmail Bey'e veririm. Çok sağ olun Ali Bey. Tabii ben Irak hükümeti adıyla önceden sözümü Arapça yazmıştım. Maalesef burada Arapça tercümesi yoktu. Onun için ben Azerice onu şey edeceğim, vereceğim size. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli konferans sedri, hürmetli nazirler muamilleri, hürmetli milletvekilleri, hürmetli sefirler, hürmetli Cenab-ı Şeyh-ül İslam Hazretlerine de selamlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü konferansta öz devletim olan Irak
temsil, Irak'ı temsil etmekten büyük şeref duyuyor ve bu konferansa bu konferansın geçilmesi vaktiyle üst üste düşen konferansta iştirak etmeleriyle bağlı bu konferansa gelebilmeyen Irak Respublikası'nın ticaret naziri Cenab Doktor Falah Hasan Sudani ve